Kıymetli izleyenler, Kavram Meteorolojisi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün önemli bir konuyla karşınızdayız. Öldükten sonra cismani haşir, cismani diriliş var mıdır? Yani bedenimizde, bu dünyadaki kullandığımız bu bedenle öldükten sonra dirilecek miyiz? Yoksa bu dirilişin farklı boyutları var mı? Kur'an-ı Kerim bize bu konuda ne diyor? İnşallah bunu öğrenmeye çalışacağız bugün. Buyurun. Evet, Rabbimizin selam, rahmeti, bereketi, inayeti, fazlı ve keremi hepimizin üzerine olsun inşallah. Cismani diriliş öldükten sonra tekrar bedenen diriliş meselesi Kur'an-ı Kerim'in sarahatindendir. Evet. Yani çok açık ve net bir şekilde ifade ettiği bir hakikattir. Ehl-i Sünnet uleması olsun, bütün İslam dinindeki bütün şeyler olsun, yani hangi mezhep olursa olsun mutlaka bu dirilişi kabul eder ve iman eder. Çünkü Kur'an açık ifade etmiş onu. Evet. Dolayısıyla yani bu konuda herhangi bir ihtilaf yok. Hı-hı. Bunu söyleyelim. Herhangi bir ihtilaf yok. Kur'an-ı Kerim'de olduğuna dair bütün herkes, bütün alimler ittifak etmişler. Ve inanç esaslarının iki tanesi İslam dünyasının güneşi diye tabir edilen Allah'a iman, ahirete iman. İki unsur. Bu konuda Allah vardır ve birdir meselesi ve öldükten sonra cismani diriliş vardır hakikati ya da iman esası Kur'an-ı Kerim'in açık ifadelerindendir. Evet. Açık ifade olduğu için de yani herhangi bir şuna ya da buna çekilecek yoruma açık bir tarafı yoktur. Evet. Şimdi önce baştan bu cümleyi söyledikten sonra peki nereden anlıyoruz bunu? Kur'an-ı Kerim'in hangi ayetleri bu cismani dirilişi yani öldükten sonra bedenen dirilişi, hı hı, anlatıyor dersek mesela başlayalım. Kur'an-ı Kerim'den birkaç tane örnek alalım. Mesela bunlardan bir tanesi Zuhruf suresinin 11. ayeti. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذ۪ي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَاَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ. Ve o ki yukarıdan bir miktar su ile bir miktar ile bir su indirmekte ve onunla ölü beldeye hayat verme neşretmekteyiz. İşte siz de öyle çıkarılacaksınız. Miktar ile bir su indiriyor. Miktar, belli miktar. Onunla ölmüş beldeye hayat neşrediyor. Hakikaten kışın ölmüş olan toprak bahar mevsiminde o bilhassa Nisan yağmurları denilen o bereketli yağmurlardan sonra yeryüzünde fevkalade müthiş bir ne var? Huruç, çıkış var. Evet. Yani toprağın altında hakikaten ölü durumda olan, yatmakta olan, uyumakta olan her şey başını o toprağın altından çıkarır, şey yapar. Siz de böyle çıkarılacaksınız diyor. Evet. Ayet-i Kerime. Burada ne var? Bedeni bir diriliş var. Bahar mevsiminde bedeni değil mi gördüğümüz diriliş? Evet. Siz de böyle çıkarılacaksınız. Başka ayet-i kerime. Mesela Kehf suresinin 3 ile 11. ayetlerinde affedersiniz, Rum suresinin 19. ayetinde Bismillahirrahmanirrahim. Yuhricul hayye minel meyyiti ve yuhricul meyyite minel hay ve yuhul arda ba'de mevtiha ve kezalike tuhracun. O ölüden diriyi çıkarır, diriden ölü çıkarır ve arza yere ölümünden sonra hayat verir. Siz de işte böyle çıkarılacaksınız. Bak. Yine bitkiye örnek verdi, bitkileri örnek verdi. Nasıl bitkiler yerden çıkıyorsa siz de öyle çıkarılacaksınız diye burada söyledi. Şimdi mesela Kehf suresinin 3 ile 15. ayetlerini incelediğiniz zaman mesela 3. ayette diyor ki اَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلْكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. Mesela ölümü inkar eden müşrikler, kafirler diyorlar ki, genel olarak şu ifadeyi kullanıyorlarmış. Yani ölüp de toprak olduktan sonra mı? Yani böyle bir şey akıldan da uzak, her şeyden imkansız. Uzak yani imkansız bir şey. Zelke racun ba'id. Yani bu dönüş, geri dönüş, tekrar bedenen diriliş hakikaten yani akıldan da mantıktan da uzak bir şeydir, görüştür diye. Bu Kehf suresinin 3. ayetinde başta kafirlerin bu sözleri ne yapılıyor anlatılıyor. Ve orada ta 11. ayete kadar
böyle insanın zihnini, duygularını hazırladıktan sonra ayet-i kerime en sonunda şöyle diyor 11. ayette, Bismillahirrahmanirrahim. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَاَنْبَتْنَا بِهِ حَجَّنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاقْسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٍ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَاَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلْكَ الْخُرُوجُ. Hem görmüyor musun, görmüyor musunuz? Ne keyfiyette sema canibinden, gök tarafından bereketli bir suyu gönderiyoruz. O suyla bağ ve bostanları, hububatı, yüksek, leziz meyveli, hurma gibi ağaçları halk edip, yaratıp, ibadıma, kullarıma rızkı onunla gönderiyorum. Yetiştiriyorum. Hem görmüyor musunuz? O suyla ölmüş memleketi ihya ediyorum, yani diriltiyorum. Binler dünyevi haşirleri icat ediyorum. Nasıl bu nebatatı, bu bitkileri kudretimle bu ölmüş memleketten çıkarıyorum, sizin haşirdeki hurucunuz da böyledir. Sizin haşirdeki çıkışınız, huruç çıkış demektir, çıkışınız da böyledir. Yani bitkinin topraktan çıktığı gibi siz de çıkacaksınız. Kıyamette arz ölüp, şu dünya ölüp siz sağ olarak çıkacaksınız. Ayette ifadeler çok açık gerçekten. Yani şimdi bedenen diriliş o kadar açık ve net ki sormayın. Şimdi bu çıkış peki nasıl bir emirle çıkacak? Diyor ki يَوْمَ يَسْمَعُونَ السَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلْكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ. Hakka çağıran o sayhayı işitecekleri gün, işte o huruç günüdür. Yani çıkış günüdür. Evet. İşte o çıkış günüdür. Yani ذَلْكَ işte bu sura üfürme meselesi nin yaşandığı an o çıkış günüdür. Yevmül huruç diyor. Yani yevmül huruç çıkış günü. Yani hani topraktan çıkacaksın, çıkacaksın. Ne zaman? Suhra üflendiği zaman işte o çıkış günü o zaman. Şimdi mesela başka ayet-i kerimede evelem yaral insan enne hamile akhalaknahu min nutfetin fe izâ huve hasimun mubin. Nerede geçiyor bu? Yasin suresinde. Hep okuduğumuz, bildiğimiz. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا مَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. Görmedi mi o insan? Biz onu bir damla sudan yarattık da sonra o bize apaçık bir düşman kesiliverdi. Şimdi yani müşriklerin durumunu Yasin suresindeki bu ayet anlatıyor. Kendi yaratılışını unutup bize misal getirmeye kalktı. Çürümüş kemikleri kim diriltecek diye bir müşrik, ileri gelen müşriklerden bir tanesi, ileri gelen derken azılı müşrik. Hı hı. O tutuyor eline almış çürümüş bir kemiği, ufalıyor böyle. Diyor bu çürümüş kemiği kim diriltecek artık yani? Bitmiş, çürümüş, ölmüş, toprak olmuş. Deyip gidiyor yani, bu tekrar dirilir mi? Çürümüş diye misal getirmeye kalkıyor. Ve ayet ona şunu söylüyor, diyor ki, قُلْ يُحْيَا الَّذِي يَنْشَاءَ اَوَّلَ مَرَّهُ وَهُوَ بِكُلِ خَلْقٍ عَلِيمٍ. De ki, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a emrem, Cenab-ı Hak buyuruyor. Onu ilk önce kim yaratmışsa tekrar o diriltecek. O her şeyin yaratılışını hakkıyla bilendir. Her türlü yaratmayı bilir. Sıfırdan da yaratır. Ondan sonra yaratılan bir şeyi ölüp toprak olduktan sonra tekrar da yaratır. Yani sen aklına sığıştıramasan o da o yaratabiliyor. Yani evet. Yani. Papatyayı sıfırdan icat eden de odur. Evet. Ama papatyayı kış mevsiminde öldükten sonra bahar mevsiminde tekrar diriltip iade eden de odur. Evet. Yani o onu da bilir, onu da bilir, yapar. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bu çok açık bir şey değil mi? Kemik gösteriliyor örnek olarak ya. Evet. Deniliyor ki bu çürümüş kemiği kim diriltir? Diyor ki ilk baştan kim yaratmışsa o diriltecek. Bitti. O kemiği baştan kim yarattı? Allah yarattı. O kemik diye bir şey yoktu o zaman. Ama o kemik oradan buradaki zerreleri toplayarak Cenab-ı Hak bir kemik yaratmış. Ve dolayısıyla o çürüdükten sonra tekrar onu iade edecek o kemiği. O bedeni iade edecek. Kemik bedenden bir parça. Evet. Burada cismani diriliş var. Yani bedenen bir dirilişten bahsediyor. Hani Hristiyanlarda genel olarak inanç öldükten sonra ruhen biz ahireti yaşayacağız. Cennette, cehennemde ruhen. Bedenen diriliş yok inancındalar ya, Hristiyanlar. Evet. Dolayısıyla batıda okuyan bir takım insanlar bundan etkileniyor.
bazı ilim adamları bizim Müslümanlardan işte cismani dirilişe inanmıyorlar. Evet, yani lezzet olarak ruhani lezzet ruhla alakalı yeterlidir. Yani ruhun o yüksek âli lezzetleri varken bedene ihtiyaç yok diyor. Yoktur. Veya yeterlidir diyor. Yeterlidir yani. Diyor. Ya da işte ne bileyim yani bu değişken, hastalıklı, arızalı bir takım noksan bu bedenin ahirette hiçbir işi yok. Ahirette işi yok. Ahiret ebedidir, bakidir. Böyle değişebilen bir varlık ahiretle örtüşmüyor. Onun için ahirette bedeni dirilişe lüzum yok diye buna inanıyorlar. Halbuki şey farklı. Cenab-ı Hak bu dünyada bir takım zıtları iç içe koyduğu için beden arızalanıyor, hastalanıyor, işte ölüyor, dağılıyor ve toprak oluyor vesaire. Fakat ahiretteki şartlar ona müsait değil ki. Ya daha doğrusu dünyadaki gibi değil yani. Ama ebedi bir yaşamı sürdürebilecek bir bedeni Cenab-ı Hak orada yapacak. Yani vücuttaki gelir gider dengesi belki biri olacak. Belki öyle bir şey ki yani ölümsüz bir şey verecek Cenab-ı Hak. Bir yapı verecek şu bedene. Öyle orada ölümsüzlük olacak yani. Evet. Nitekim bir hadis-i şerif de cennet ehli cennete girer, cehennem ehli de cehenneme girer. Onların hepsinin ortak görebileceği bir yerde ölüm koç şeklinde bir yerde kurban edilir diyor. Gözleri önünde yani. Yani hepsi görüyor. Evet. Yani hepsi görüyor. Cennet de, ehli de görüyor, cehennem ehli de. Ölüm koç şeklinde kurban edilir. Ve cennet ehli anlar ki bundan sonra artık ölüm yok. Cehennem ehli de anlar ki ölüm yok. Yani cennet ehli der ki artık bundan kısa saadet, huzur, ebedi, kalıcı. Evet. Cehennem ehli de kesin olarak anlar ki artık buradaki azabımız ebedi, kesintisiz devam edecek. Evet. Ölüm öldürülmüş çünkü. Evet. Ölüm yok artık. Şimdi böyle bir şeyi Kur'an-ı Kerim çok açık ve net bir şekilde bize ne yapıyor? Anlatıyor. Yani öldükten sonra tekrar diriliş. Şimdi bak, şimdiye kadarki anlatılanların hepsinin özetler mahiyette. Yine Yasin suresinde şöyle geçiyor. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. وَنُفِقَ فِي السُّورِ فَاِذَاهُمْ مِنَ الْاَجْدَاثِ اِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ Sura üfürülür. Sur biliyorsunuz ne demekti? Evet. İsrafil Aleyhisselam'ın Cenab-ı Hak üflemekle görevlendirdiği bir boru ya da borazan. Yani ona üflediği zaman bir ses dalgası çıkacak. Bir ses. İşte kıyametin kopması ilk sura üfülmesiyle İsrafil Aleyhisselam'ın başlıyor. Yıkılıyor yani. Düzen yıkılıyor. Ondan sonra ikinci tekrar sura üflendiğinde ise işte yani dedi ya orada yani ikinci sura üflenişte çıkış o zaman. Yerden herkes kendisi çıkıyor. Yer ölecek, insanlar çıkacak. Sağ olarak çıkacak. İşte sura üfürülür, bir de bakarsın kabirlerinden çıkmış Rablerine doğru akın akın gitmektedirler. Yasin suresinin 51. ayeti. Şimdi sura üflendi mi kabirlerinden çıkmış insanlar. Hani dağılmış diye kemik çürümüştü. Bedendeki zerreler toprak olmuş, dağılmıştı. Ha ne oluyor? Dağılıyor ama orada o ses dalgasıyla Cenab-ı Hak bütün onların hepsini topluyor. Yani sesi bir sebep olarak yaratıyor. Sadece bir sebep yani. قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثْنَا مِنْ مَرْقَدِنَا Yani o ölüp de o kabirlerinden çıkan insanların hallerini ne yapıyor? Anlatıyor. Diyor ki, şöyle derler kabirlerinden çıkanlar. Vay başımıza gelene. Şu başımıza gelene bak. Kim bizi diriltip mezarımızdan çıkardı? Merkat yatılan, uyulan yere deniliyor. Oradan kim bizi uyandırdı, çıkarttı? Bu Rahman'ın vaat ettiği şeydir. Peygamberler demek ki doğru söylemişler. Evet. Diyecekler diyor. Yani bugün deistler ahirete inanmıyor, kafirler inanmıyor, şunu bunu falan filan ama şimdi o kadar da gümbür gümbür sesler var. Peygamberler diyorlar ki öldükten sonra tekrar bir hayat var, hem bedenen diriliş var. O dünyada yaptıklarınızdan hesaba çekileceksiniz. Evet. Ve Kur'an-ı Kerim'de de işte Rahman böyle bunları devamlı söyledi. Ha o gün mezardan çıkınca şaşkın ördek gibi ondan sonra ya kim kaldırdı bizi burada yani ya şey yaptık ölüp dağılıp gitmiştik yani. Bizi kim kaldırdı diyecekler diyor. Ve demek Rahman yani Allah doğru söylemiş. Yani bunu vaat ettiği şey doğruymuş demek. Ondan sonra peygamberler de demek doğru söylemiş diye bunu itiraf edecekler. Ama tabii artık ahiret safhası başlamıştır. Peki inkânet illâ sayhaten vâhideten fe izâhum cemîun ledeynâ muhtarun. Sadece korkunç bir ses olur.
Sura üflendiği zaman. Bir ses, korkunç bir ses olur. Bir de bakarsın hepsi birden toplanıp huzurumuza çıkarılmışlardır. Yasin suresinde bu şekilde tasvir edildikten sonra artık yani şöyle diyemez bir insan. Yani Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şey yoktur diyemez. Kur'an-ı Kerim'de var. İnanıp inanmamak ayrı bir şey. Herkes neye inanacaksa inanır. Kur'an-ı Kerim'in söylediği, Cenab-ı Hakk'ın bize vaat ettiği, peygamberlerin de mutlaka gelecek dediği efendim o haşir günü ki birçok yerde de la raybe fihi diyor yani. Asla gelmesinde şüphe yok bunun diyor yani. Evet. Peki şöyle bir şey de akla geliyor. Yani bakalım nasıl diriliş oluyor? İlim adamlarının bize tespit ettiğine göre yeryüzünde aşağı yukarı 3 milyon kadar veya daha fazla bilmiyorum yani tam sayısını ama o civarda hatta tahminen işte 7 milyon tür var diyorlar. Bitki türü veya 10 milyon diyenler var. Diyorlar bunu. Yani ama biz hadi bırakalım 3 milyon tür diyelim. Ya da 1 milyon olsun canım bu. Şimdi bitki böyle mi? 1 milyon tür var. 1 milyon da efendime söyleyeyim hayvan mı var? Hayvan var. 1 milyon tür bitki, 1 milyon tür de hayvan. İşte bu diriliş böyle oluyor bahar mevsiminde değil mi? Yani topraktan çıkış böyle oluyor. 1 milyon tür bitki, 1 milyon tür hayvan. Yani bazıları mesela ağaçlar gibi evet tamamen yok olup gitmiyorlar ama ama kemik gibi kalıyorlar kupkuru. Evet. Kışın ama yazın bakıyorsunuz yazın değil bahar mevsiminde çiçekler açıyor peşinden yapraklar geliyor ondan sonra meyveler geliyor falan. Yani bir o sanki kış mevsiminde ki o ağaç değil yani. Meğer canlıymış o öyle değilmiş. Evet. Uykudaymış sadece. Evet. Uyanıyor diyoruz ya. Öyle. Ha uyanıyor diyoruz evet. Yani uykudaymış uyanıyormuş. Hı hı. Şimdi ya da bitkiler öyle çıkıyor. Şimdi bir bakın Cenab-ı Hak gözümüzün önünde bizim bu kadar şeyi ne yapıyor? Diriltiyor değil mi? Evet. Ölü topraktan o şeyleri çıkartıyor. Bitkileri çıkartıyor. 1 milyon tür. Peki şaşırma var mı? Karıştırma var mı? Hata var mı? Yok. Hiçbirinde yok. Hiçbirinde yok. Şimdi bu her bahar mevsiminde bunu yapıyor. Demek Cenab-ı Hakk'ın adeti ölenleri işte diriltmek. Bu devamı her sene tekrar ediyor bunu. Tekrar edilen şey. Bahar mevsiminde, yaz mevsiminde olan şeyler ne yapıyor? Sonra toprağın altına onların tohumları konuluyor. Bedenleri dağılıyor, çürüyor değil mi? Evet. Toprak cascavlak çıkıyor, bir toprak haline geliyor. Hep toprağın altında bunlar. Bahar mevsiminde sanki sura üfleniyor, onların hepsi çıkıyor. Şimdi bu adeti diyor ki Cenab-ı Hak, siz de öldüğünüz zaman kabirlerinizde aynen bunun gibi ben bu adetimi devam ettim, siz de dirileceksiniz diyor. Yani değişik bir şey yapmıyor Cenab-ı Hak. Yaptığını bize söylüyor. Ben bu bitkileri böyle dirilttim, ondan sonra da diyor ki siz de böyle dirilteceğim diyor. Başka hiçbir canlının gücü yetmez. Yani farklı bir olay olsa insanın aklına sığışmayabilir. Olan bir şeyi olan bir şey sizin başınıza da gelecek diyor. Hadise bu. Olmayan bir şey olsa şaşırır insan. Aklına sığışmaz falan. Fakat olan bir şey. Her kış mevsiminde ölen şeyleri bak yazın diriltiyorum. Siz de öldüğünüz zaman siz de haşir baharında dirilteceğim diyor. Olan bir şeyi ben tekrar ediyorum. Başınıza bu olan şeyler gelecek diyor. Yani bunda insanın aklına sığışmayacak ne var? Yani bir de şöyle bir şey var. Hani bu bir. Evet buyurun. İlla aklımızın, yani hafızalamız hepsini kabul etmek durumunda da değil. Şimdi biz çimene dur diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. Yok ol diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. Demek ki bir kudret vakti saati gelince bu tehavülatı yapacak, bu değişimi yapacak. Değişimi yapacak evet. Yani Cenab-ı Hakk'ın yapmadığı, şimdiye kadar örneğini olmadığı bir şeyi söylese aklına sığışmaz vesaire. Şu uzak görürsün, akıldan uzak görürsün. Ama bu akıldan uzak bir şey değil ki. Evet. Kış mevsiminde ölen bitkiler bahar mevsiminde diriliyor işte gözün önünde. Bunu her baharda görüyorsun. Evet. İnsanın başına gelen hadise de aynen bunun bir misli. İnsan ölünce ne olacak? Toprak haline gelecek. Ama ondan sonra tekrar onu diriltecek. Evet. Yani hatta ilim adamları diyorlar ki insanda bir hücre kesinlikle asitin içine atsan, ateşte yaksan, kül yapsan
ki nitekim bazı cenazeleri yakıyorlar, külleri oluyor. İçinde bir hücre diyor, kesinlikle ölmez. Cenab-ı Hak ondan tekrar inşa eder. Aynen bitkinin toprak altındaki o şeyi gibi. Zaten bugünkü ilimde demiyor mu? Hücrenin içinde insanın bütün programı var. Bir tek hücre, her şey kaybolsa, bir hücre kaybolmasa o insan kaybolmaz diyor. Cenab-ı Hak onu muhafaza ediyor. Ve dolayısıyla ki buna hani hadiste geçtiği üzere acbü zeneb, kuyruk sokumunda bir hücre diyor. Onu Cenab-ı Hak kaybetmiyor. İnsanın bütün plan ve programı orada. Oradan tekrar hani topraktaki kış mevsiminde toprağın altında kalan çekirdek gibi o korunuyor. Ki Cenab-ı Hak koruyor. Kar da yağsa, metreler boyunca böyle karlar da yağsa o orada korunuyor. Bahar mevsiminde tekrar çıkıyor. Seni koruyamaz mı Cenab-ı Hak? Yaptığı iş ya Cenab-ı Hak. İnsanın aklından uzak duracak bir şey değil. Bir de bu birincisi. İkincisi de bu kadar türü Cenab-ı Hak diriltiyor. Gözünün önünde ve şaşırmıyor da. Gene papatya papatya olarak çıkıyor. Sarı çiçek sarı çiçek olarak çıkıyor. Gül gül olarak çıkıyor. Hiç bunlar Cenab-ı Hak şaşırmıyor. İster uzak mesafelerde olsun. Yani birisi Amerika'da, birisi Japonya'da. Japonya'daki de Amerika'daki de unutulmuyor. İsterse yakın mesafelerde olsun, isterse bu bir tane olsun, isterse trilyon tane olsun. Değişmiyor ki. Değil mi? Az olsun, çok olsun, uzak olsun, yakın olsun. Hatta küçük olsun, büyük olsun fark etmiyor. Bunun hepsini şaşırmadan hem de kusursuz bir şekilde hem de hiç efendime söyleyeyim yani onu unutmadan hiçbirisini Cenab-ı Hak diriltiyor. İnsan bunlar içinde bir tür ya. Bir milyon türden bir tanesi insan. Yani bu kadar tür diriliyor da insanın dirilişine niye insan inanmıyor? Bir milyon tür gözünün önünde senin diriltiliyor. Hadi 3 milyon deniliyor. Biz 1'e indirdik onu kolay olsun diye. Senin gözünün önünde diriltiyor. İnsan bunun içinde bir tek tür bir tür. İnsanı diriltmez mi Cenab-ı Hak? Diriltemez mi? Ve kimin bedeni kime aitse Cenab-ı Hak şaşırmıyor. Bak bitkiler şaşırmıyordu. Şaşırmıyor. Ya hem bir de mesela yine Risale-i Nur'da geçen bir örnek var. Mesela meyveler. Biz elma alıyoruz. Bir elma ağacına elmayı yiyoruz. Tadı, tuzu aynı değil mi? Bir önceki senenin aynı tadında, aynı tuzunda yani. Değişmiyor. Eğer diyor Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, elmanın ruhu olsaydı diyor, bir seneki elmanın tıpatıp aynısı olacaktı. Değil mi? Ruhu olsaydı. Ruhu yok. Ama misli var. Yani misli gibi yani. Evet. Onun misli oluyor. Ama ruhu olsaydı tıpatıp aynı olurdu. İnsanın ruhu var. İşte tekrar ahirette dirilinde tıpatıp bu olacak işte. Evet. Bir elma gibi basit bir form olan, bir canlı olan Allah onun neslini, varlığını unutmuyor. Efendim devam ettiriyor. Tekrar onu tekrar ve tekrar diriltiyorsa bu bitkilerin tohumları da öyle. Onları muhafaza ediyorsa insan gibi kainatın içinde en kaliteli varlığı niye unutsun? Niye onu böyle hani diriltmesin? İnsanın onlar diğerlerine ne farkı var? Yok. Dolayısıyla burada mantığa uymayan bir şey yok. Ben Risale-i Nur'da Üstad'ın bir soruya cevabı var. Çok güzel bir nokta. İsterseniz sözünüzü dağıtmak da istemiyorum. Buyurun. Hani. Diyor bir sual icazda mukadder zihinlere gelen belki de çok kişinin sorduğu bir soru. Kainatta görünen şu nevi kıyametlerde eşya aynıyla iade edilmiyor. Halbuki büyük kıyamette neden ecsam aynıyla iade edilir? Yani neden ben bu bedenimle, bu şeyimle, cismimle aynıyla iade ediyorum? Halbuki mesela işte elma yiyoruz ama bir sonraki elma başka bir elma oluyor. Bu evet. Dirilişte bu var. Evet. Aynına benzer bir elma. Aynına benzer bir elma ama insanın dirilişi ise tıpatıp aynısı. Aynı yani olsun. O yani. Tabii. O dirilecek değil mi? Neden bu böyle? İnsan niye onlardan farklı? O, az önceki söylediğiniz kelimeler arasında aslında bir vurgu vardı orada. El cevap, insanın bir ferdi başka mahlukatın bir nevi gibidir. Öyle. Evet. Zira insandaki o nuru fikir emellerine, ruhuna öyle bir inkişaf, öyle bir imbisat vermiştir ki bütün zamanla yutsa doymaz. Doğru. Zira ondaki o yüksek fikir insanın mahiyetini ulvi, kıymetini umumi, nazarını külli, kemalini gayri mahsur, lezzet ve elemini daimi kılmıştır. Başka nevilerin fertleri ise böyle değildir. Onların mahiyetleri cüz'i, kıymetleri şahsi, nazarları mahdut, kemalleri mahsur, lezzet ve elemleri anidir.
Bundan anlaşılıyor ki insanın bir ferdi, sair mahlukatın bir nevi hükmündedir. Binaenaleyh o nevi... Nevi yani türü. Türü, evet. Az önce söylediğiniz o nokta var gerçekten. Binaenaleyh o nevilerde görünen şu kıyametlerin, haşir ve neşirlerin keyfiyetleri nasıl ise efradı insaniye de öyledir. Öyledir, evet. Hı. Aynen öyle. Şimdi şöyle bir şey akla da gelebilir. Bu deistlerin genellikle hani gerekçe olarak ortaya koydukları, ne gerek var? Dünya hayatı bize yeter. Dünya hayatı bize yeter. Ahirete ne gerek var? Tarzında bir ifade kullanıyor. Gerekçesini anlamak için de Rum suresinin 50. ayetinde Cenab-ı Hak diyor ki فَنْظُرْ اِلَى اَثَرْ رَحْمَةِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدِ مَفْتِيَا اِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Ki bu ayet-i kerimenin tefsiriyle alakalı koca bir risale yazmıştır Üstad Bediüzzaman Said Mürsi Hazretleri. 10. söz, Sözler adlı kitabın 10. sözünde. Orayı okuduğun zaman zaten bütün gerekçeler orada var. Muktazi tabir ediliyor buna. Gerekçeler orada var. Ne lüzum var ya ahirette? Dünya hayatı bize yeter. İşte lezzeti de, elemi de, kederi de ne varsa dünyada görüyoruz. Ahirette hayatına gerek yok. Diyen insanlar var. Tabii ahiret hayatına gerek yok deyip de bütün ahirette yaşamak istediği her şeyi de dünyada yaşamak istiyorlar. Yani herhangi bir dini kurala bağlı kalmaksızın rastgele, yani helal, haram, bu günahtır, bu iyidir, bu kötüdür demeden her şeyi dünyada yaşamak istiyorlar. Dolayısıyla bu ayeti kerimenin şablonundan hareket ederek, özellikle eğer hakikaten o şablonu kullanamayan insanlar onun sözü okusun. Sözler adlı kitapta. Mesela diyor ki ayeti kerime, siz diyor bu gerekçesinin bu şablona uygun olarak düşünürseniz bulursunuz diyor. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine. Bak şablona bak. فَنْظُرْ اِلَى اَثَرْ رَحْمَةِ اللّٰهِ. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine. Ölümünün ardından yeryüzünü nasıl diriltiyor? Bak gene orada ne yaptı? Yeryüzünün diriltilmesi bahar mevsiminde o gösterildi. Ölümünün ardından yeryüzü nasıl diriltiyor? Yani bu sen bak ama baktığın şeyde şunu gör diyor ayet. Diriliş keyfiyeti var bahar mevsiminde. Onu gör. Bunu gör. Yani gözün varsa gör. Görmesini biliyorsa o gözünde hakikaten bilerek görsün onu. Ve ondan sonra diyor ki inne zelike le muhyil mevta. İşte bunu yapan, yani ölümünün ardından yeryüzünü dirilten, ölüleri dirilten muhyidir ki muhyi isminin iktizasında ölenleri diriltecek. Madem onları diriltti, onları da diriltecek. Ha, onlar da diriltilecek. Yani şimdi bir diriliş varsa, düzenli bir şeyse, diriliş öyle sıradan bir şey değil. Yani yağmur onları diriltmiyor. Evet, yağmurla Cenab-ı Hak onları diriltiyor. Hı hı. Çünkü o dirilen, yağmurla dirilen o şeyler de yağmurun içinde bulunan, o suyun içinde bulunan özellikler orada yok. Farklı özellikler var. Hani bir şeyden maddi olsa, bir şey neyse o şeyden bir takım özellikler alır, onun o şey olur. Mesela bitki bitiyor değil mi? Evet. Çiçek bitti. Hı hı. Papatya bitti. Hı hı. Papatyada hayat var. Suda hayat var mı? Yok. O papatyayı meydana getiren sebepler neyse. Hı hı. Su mesela. Papatyada hayat var, o suda yok. Havada hayat var mı? Onda da yok ama papatyada var. Peki ışıkta ziyada hayat var mı? Onda da yok. Onda hayat var. Peki suyun, havanın, toprağın ya da toprakta hayat var mı? Yok. Onda hayat var. Peki bu hayat nereden geliyor? Bunu meydana getiren unsurlarda olmadığına göre ondaki hayat nereden geliyor? Demek onu dirilten o değil. Onu dirilten muhyi. Ona hayat veren muhyi. Onun için burada çok önemli bir şey. Sebeplere bakıyorsun. Sebeplerde olsa o şey hani bitkiye geçer diyelim. Maddi şey maddi olması lazım. Onda olmayan bir şey burada varsa bu demek hariçten bir el tarafından yapılıyor demektir bu. Ha, o da Allah'tır Celle Celaluhu. Ha, bunu diriltiyor. Madem Cenab-ı Hak Muhyi ismiyle böyle bitkileri diriltiyor, Muhyi ismi ölüleri diriltiyor. O halde diyor sen de ölünce seni de diriltecek. Çünkü öyledir. Aşçı ne yapar? Yemek yapar. Değil mi? Yargıç ne yapar? Hüküm verir. Efendime söyleyeyim. Şoför ne yapar? Araba sürer. Mühendis bina yapar. Yani bir isme sahipse o ismin gereğini yerine getirir. Cenab-ı Hak da madem
gözünün önünde ölenleri diriltiyor, muhyidir. O ismin gereğince de elbette sen ölünce seni de diriltecek. Yani ölenleri dirilten bizzat elbette sen de ölmüşsen seni de diriltir yani. Onun o isminin karakteristik yapısı o. Dolayısıyla madem sen de ölüyorsun seni de diyor diriltecek. Yani o bunu yapan yeryüzünün ölümünden sonra dirilten muhyidir ki muhyi yani hayat verici ölenleri dirilten muhyidir ki elbette ölenleri diriltecektir. Bitti. O ismin iktizasınca. Ahiretin gerekçesi neymiş? Bu Esma-i Hüsna'ymış yani. Bu isimler değil mi? Evet. Ha, bir de her kainattaki isim. Her şey. Evet. Cenab-ı Hakk'ın adeti işte. Ölenleri diriltiyor. Sen de onlardan bir türsün. Sen de ölünce dirileceksin. Yani bütün kainat da bunu söylüyor. Ve veya işte eser dediğimiz zaman mesela yargıcın eseri verdiği hükümdür değil mi? Evet. Şimdi Esma-i Hüsna'yı koy oraya. Mesela işte adil ismi. Adil ne demek? Denge. Bak Allah'ın rahmet eserleri. Her şeyde bir denge var mı? Var. Senin vücudundaki her şeyde bir denge var. Yani gözün kaşın dengede olduğu gibi hani maddi dış görünüş itibariyle bir de içindeki yapıları dengeli. Hücrenin içindeki DNA'sından tut. İşte vücudun içindeki kandaki işte hemoglobinlere kadar yok işte al yuvarlara, ak yuvarlara kadar her şeyde bir denge var. Kainatta hiçbir şeyi Cenab-ı Hak böyle dengesiz yaratmamış. Her şeye bir ölçü, miktar, şekil tayin etmiş Cenab-ı Hak. Her şey dengede. Madem bu kadar kainatta denge var, bunlar kendi kendine oluşmaz. Değil mi? Yani sen kumu, çimentoyu veya suyu hepsini birden vere böyle bir şey yap, kepçeyle salla, ondan sonra ondan o salladığın kepçeden bina çıksın. Bu olur mu ya? Nerede görülmüş böyle bir şey? Var mı? Ha nedir? İnce hesaplarla, ince şeylerle böyle ne yapılıyor? Dengeli bir bina meydana getiriliyor. Cenab-ı Hak madem her şeyi dengeli bir şekilde yaratıyor. Dengeye bak eser olarak. Ondan sonra bunun yapılış keyfiyetini gör. Ondan sonra de ki işte bu her şeyi dengede yapan bir adil vardır. Adil isminin iktizasınca insanlardaki adaletsizliği elbette giderecektir. Çünkü niye? İnsanlar arasında bir dengesizlik var. Her şeyde denge var da insanlarda dengesizlik var. Sosyal hayatında. Zalim zulmüyle gidiyor. Hem de devlet terörüyle çekip gidiyor bu dünyadan. Mazlum da mazlum olarak gidiyor. Yani hakikaten çektiği yanında ki çektiğiyle kalıyor yani. Öyle gidiyor bu dünyadan. Hani nerede denge? Birileri çok yiyor, birileri az yiyor. Birileri gasp ederek yiyor. Öteki çalıştığı halde karnı doyuramıyor. Hani nerede denge? Bu denge işte ahirette mutlaka bir mahkeme-i kübra, bir terazi olacak ki biliyorsun hani adalet saraylarının sembolleri terazidir. Evet. Yani her şeyi dengeye getirmektir. Öyle bir mahkeme-i kübra kurulacak ki işte oradaki terazi çok hassas bir terazi olacak. İnsanlar arasındaki bu dengesizlik orada ortadan kalkması lazım. Çünkü adil ismini iktizasınca mutlaka bir mahkeme-i kübra bir terazinin kurulması şart. Şimdi bak gerekçelere baktığınız zaman yüzlerce binlerce gerekçe çıkartabilirsin ahiretin geldiğine. Muktazi yani gerekçe çoktur. Her şey gerekçe. Fakat gelmemesi var ya gelmemesi tamamen akla mantığa aykırıdır. Ahiretin gelmemesi, ahiretin olmaması aklığa da mantığa da hatta efendim bütün değerlere de aykırıdır. Zor, Kur'an-ı Kerim makul olmayan bir şeyi söylemiyor ki. Makul olan, akla yatkın olan şeyleri söylüyor. Evet. Konumuzun asıl noktası cismani noktaydı. O cismani ilgili, noktanın gerekçeleri de var. Gerekçeleri yani. De var. Onlar evet. Da yine Risale-i Nur gibi eserlerde bunlar anlatılmış. Anlatılmış. Evet. Örnekler verilmiş. Hatta Esma'nın her biri tek tek nasıl aynı oluyor evet. Buna. Onun çok güzel örnekleri de var. Cismani dirilişte Üstad Hazretleri'nin bir ifadesi, bu soruya bir açıklama getiriyor. İsterseniz birkaç cümleydi ondan da bahsedelim sonra yani programımızın sonuna geldik. Yani şimdi diyor ki mesela geldik. Evet şöyle bir soru sorulmuş ki bu 28. söz Sözler adlı kitapta cennet bahsi var orada. Kusurlu, noksaniyetli, mütegayyir, değişen, kararsız yani sabit değil, elemli yani acı verici cismaniyetin ebediyetle ve cennette ne alakası var? Madem ruhun âli lezaizi vardır, ona kâfidir.
lezzayiz-i cismaniyeye, cismani lezzetler için bir haş-i cismani neden icap ediyor? Şimdi diyor ki mesela... İsterseniz bunu siz özetleyin. Ben özetleyeyim. Yani. Mesela burada şunu söylüyor. Diyor ki su, ziya değil mi gibi latif şeyler aslında hani toprağa göre çok şeydir. Yani toprak onlara göre çok kesiftir. Onlar çok latiftir. Hı hı. Fakat Esma-i Hüsna'yı yansıtan tecelli bakımından toprak sudan da ziyaden de daha fazla Cenab-ı Hakk'ın esmasına ayna oluyor, evet. Yansıtıyor. Evet. İsimlerini yani. Evet. Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin en çok tecelli ettiği yer topraktır. Bahar mevsimi işte görüyorsun. Envai çeşit sanat, envai çeşit esmanın tecellisi. Adeta sinema perdesi gibi. Hani projektörden ışık yansıyor perdeye. Hı hı. Orada sahneler kuruluyor falan filan. Şimdi onun gibi toprak adeta Cenab-ı Hakk'a bir şey olmuş. Yani esmasının tecelli perdesi olmuş. Böyle hani ışınlar geldiği gibi Esma-i Hüsna o toprağa bir tecelli ediyor. Envai çeşit sanat, envai çeşit rengarenk o isimlerin cilveleri orada görünüyor. Şimdi toprak daha kesif olmasına rağmen Esma'nın tecellisine daha fazla mazhar, ayna. İnsanın ruhu evet ziya gibi hani su gibi latiftir ama en fazla Esma'nın tecellisine insanın bedeni mazhardır. Yani mesela bedeni olmasa Cenab-ı Hakk'ın Rezzak ismini ne kadar hissedebilir şey? Ruh tatmadığı bir şey hissedebilir mi? Hissedemez. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın ismi esmasının tecelli etme mahalli yeri olarak beden önemli. Dolayısıyla ahirette cismani diriliş olacak ki yani Cenab-ı Hakk'ın orada bütün esması en azam derecede tecelli etsin. Sadece ruh yeterli değil yani buna. Yani ruh da evet yüksek lezzetleri var ama cismin aldığı lezzetler ruhtan farklıdır. Bu bir. İkincisi yani Cenab-ı Hak az önce söyledik adildir dedik değil mi? Adaletli. Ya bu dünyadayken göz, maddi gözümüz, maddi kulağımız, maddi dilimiz, yani maddi bedenimiz hizmet etmiş, hizmet görmüş. Şimdi bu hizmetin karşısında bu maddi beden almazsa adalet olur mu orada? Olmaz. O zaman göz bu dünyada ki gördüğü görev kadar orada ödülünü alması lazım. Kulak, dil, gene ondan sonra kalbimiz, aklımız her neyse yani beynimiz ödülünü orada da alması lazım. Adil isminin gereğince hakikaten şu maddi bedenin dirilmesi daha makul. Evet. Evet. Aynı şekilde ceza da aynı şekilde. Ceza için. Ceza da aynı şekilde. Vazifesini evet. Yerine getirmediği, getirmediği için ya da tam tersini yaptığı için. Evet. Evet. Programımızın son dakikasına geldiğimiz için çok şey yapamayacağım. Aslında tabii ki çok ayrıntılı noktalar var. Risale'nin birçok yerinde bu konular çok güzel anlatılıyor. Konu var ve Kur'an-ı Kerim'in neredeyse üçte biri haşirden bahsediyor. Yani evet. Bakın ayetten. Hatta her bir ayet zımnen de olsa yani böyle içinde bir işareten de olsa, remzen de olsa mutlaka öldükten sonra dirilişe bir işaret var yani en azından. Evet. Ama az önce söylediğimiz gibi çok açık açık da ifade eden ayetler var. Evet. Yüzlerce ayet var bu konuda. Evet. Biz sadece burada bir özet yapmış olduk. Tabii özet yaptık. Yani konunun çerçevesini çizmeye çalıştık. Tabii, evet, tabii. Allah razı olsun. Cümlemize. Kıymetli izleyenler bugün cismani haşir nedir? Nasıl Kur'an-ı Kerim'de buna dair deliller nelerdir? Onları anlamayı, öğrenmeye çalıştık. Başka bir programda, başka bir konuyla tekrar huzurlarınızda olmak duasıyla Allah'a emanet olun.